Vallahi severek izliyorduk yani sizi ya. Eyvallah. Özel... Şeyden de izledi. YouTube'dan da izledi. YouTube'dan denk geliyorum. Hatta ne diziliş Ertuğrul mu? Aynen. Güzel ya. Yani. Eyvallah. Hadi eyvallah. Görüşmek üzere. Taha bu ne abicim ya? Deri mont giyiyoruz, şekil yapacağız diyorum. Bana pompon kız gibi şey takıyorsun abi. Rüzgar içi mi bu? Evet. Allah'ım ya. Gördüğünüz gibi Leventyen yol şimdilik açık, az önce tıkalıydı. Ve ana yol her zamanki gibi tıkalı. O yüzden kapalıysa bile Leventyen yolu tercih etmeye devam edin. Türkiye'nin en kaliteli karayolunda bir kez daha sorularınızla karşınızdayız. Bugün transfer özel yapacağız. Transfere dair merak ettiğiniz soruları aldım. Diğerlerinden bazılarını Instagram hesabımda cevaplayacağım ama burada transfer konuşacağız. Yanımda Sezer Almighty Özdemir var. Sezer'cim hoş abi, geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyi, ne olsun. Senden ne haber? İyi, aynen. Devam. Devam mı? Devam, aynen. Çalışıyorsun. Aynen öyle. Mesainden aldım seni. Evet. Bahadır'ı yedim yine. O zaman başlayalım. Başlayalım. Enes Turan'a sormuş. İrfan Can, Mert Hakan, Emre Kılınç yurt dışına transfer yapabilirler mi? İrfan Can, Emre Kılınç, Mert Hakan. İrfan Can kesin yapacak. İrfan Can yani Avrupa görmemesi mümkün değil. Yani çok çok ağır sakatlık ve Allah kaza bela vermezse kesin yapacak bence. İspanya Ligi'nde çok iyi iş yapacağını düşünüyorum. İtalya'da iş yapabileceğini düşünüyorum. Yani tekniği çok müsait. Zamanında galiba 3-3,5 sene önce bir Sociedad Barcelona maçına gitmiştim. Bruma oynuyordu o zaman Sociedad'da. Bana Sociedad'ın yöneticisi İrfan Can'ı sormuştu. Daha Gençler Birliği'nden Başakşehir'e yeni transfer olmuştu. Gerçekten o dönem, yani potansiyeline inanılan bir oyuncu. Şimdi potansiyelini gerçeğe de çevirdi. Yani o yüzden Avrupa görmemesi, özellikle İspanya'da ilgi görmemesi mümkün değil bence. Mert Hakan'da şöyle bir durum var. Atalanta yazdan bu yana izliyordu. Ama sanıyorum şimdilik olmayacak. Galatasaray işi bitirdi diye öğrendim. Bakalım gerisi nasıl gelecek, ama ben de Mert Hakan'ın kariyerinde Avrupa olacağını düşünüyorum. Emre değerli bir oyuncu ama biraz daha yerel bir oyuncu şu an için. Belki hani fiziksel olarak mesafe kat eder, savunma yapmayı öğrenir. Çünkü biraz daha kendi başına oynuyor. Bir taktik düzen içinde değil de becerileriyle, meziyetleriyle oynuyor. O yüzden ikisinden biraz ayırıyorum. Yani ikisi gider, birisi şüpheli. Ahmet AYD47 sormuş. Atalay Babacan'ın geleceğini nasıl görüyorsun abi? Şu an hiç ses çıkmıyor. Atalay Babacan'da şöyle bir durum var. Sezer ya kesinlikle kalmak istiyor ama Atalay'ın yaşı geldi. Yani artık biliyorsun A2 takımı da yok. Bir rezerv takım da yok. U19 takımından da bu sene terfi alıyor. 20 yaşına girecek, 2000'li. Lan 2000'liler de 20 yaşına geldi, inanamıyorum ya. Ama Atalay için bu takımda yedek olarak bile şu an bir rol gözükmüyor. Hatta bunu Mustafa Kapı'yı da dahil edebiliriz. Şöyle bir bak mesela, hani 8 numara biraz daha ofansif oynayan oyunculara yeni Taylan Antalyalı çıkış yaptı. Yani tecrübeli oyuncu bile zar zor şans buluyor Galatasaray'da. Selçuk bırakır herhalde, onu çok saymayacağım. Belhandası var, bonservisli. Ayrılma ihtimali var ama yine de şu an için var. Lemina'sı var, serisi var. Ömer Bayram'ı var. Yani bu rotasyonda yani 7. 8. oyuncu ihtiyaç var mı çok emin değilim. Yani kendine yer bulamıyorsa galiba ayrılması da kendisi için daha doğru gibi. Yani Galatasaray'da kalmak istiyor, onu net şekilde biliyorum. Ama Galatasaray'ın da Atalay'a bir rol açması lazım. Yani sonuçta taraftar olması, kulübü sevmesi, bu altyapıdan yetişmesi de 20-21 yaşından sonra hiçbir şekilde bir dakika süre alamayacağı bir takımda da kalmasını gerektirmiyor. Bunu Galatasaray kulübünün Atalay'ın birlikte çözmesi lazım. Mesele yok işte şu kadar paraya olmuyor, bu kadar süreye olmuyor değil. Sanıyorum bu rol meselesi. Hani oyuncu altyapıdan terfi alınca menajer oyunlarında şey olur ya. Hot prospect for the future mı? Backup mı? İşte rotasyon oyuncusu mu? Onu belirlemen lazım. Rolünü ikna etmen, çünkü Galatasaray'ın verebileceği bir rol yok. Backup bile diyemiyorsun Atalay'a. O yüzden biraz sıkıntı o tarafta gibi. Mustafa Kapı için de bu geçerli. Aynısı. Spesifik sadece Atalay için söylemiyorum. Bence altyapıdan bedava bırakılacak oyuncu değil. Atalay dedik, Mustafa dedik. O zaman Galatasaray'la ilgili bir soru gelsin abi. Emre sormuş. Galatasaray'ın iki bölgeye transfer şansı olsa 8 numara mı 10 numara mı daha çok ihtiyaç? Ya Galatasaray sanki ya uzun süredir de böyle bence. 4-3-3'e daha yatkın oynuyor. Belhanda ayrılırsa sanki bence daha yine bir
orta sahadan dribling özelliği olan bir 8 numara daha faydalı olur gibi düşünüyorum. Ama tabii diğer oyunculara da bağlı. Kimi tutacaksın? Seri kalacak mı, kalmayacak mı? Kimi konumlayacaksın orada? Ona göre değerlendirmek daha doğru ama ben 8 numara alırım. Yani bu 10 numara fetişi biraz fazla gibi geliyor bana. Bir de gelen oyuncuya da 10 numara verilmemesi daha makul olabilir mesela. Yunus Emre Şimşek sormuş. Belhanda bu sene Çin'e gider mi abi? Ya Belhanda zaten bence ayrılması gecikmiş bir oyuncu. Formdayken, piyasa yapmışken bu tarz oyuncuları göndermek lazım. Bir buçuk yıl önce bir teklif aldı. O dönem istenmedi. Bir yıl önce yine Ocak ayında 13 milyon euro teklif aldı. Fatih Hoca bizzat konuştu. Belhanda takımla anlaşma olmasına rağmen hoca izin vermedi. Zaten sonra şampiyonluk geldi. Bir yandan da iyi bir şey ama zamanında çıkmayınca, yazında devam etmek isteyince böyle durumlara düşülüyor. Şu an bonservisten zarar edilecek. Ama bu saatten sonra dikiş tutacak diye düşünmüyorum. Elden çıkmak en doğrusu ama geç kalındı bence. Yani Belhanda'nın daha önce satılması lazımdı. Cilerme transferi doğru mu? Yoksa bir santrafor bulunduğunda Cilerme'den vazgeçilmeli mi? Bertuğ sormuş. Cilerme zaten olmadı gibi gözüküyor şu anda. Cilerme'nin menajeri böyle bir açıklama yaptı. Ama tabii transfer dönemi bu, belli olmaz. Daha bugün 15'i, 31'e kadar vakit var. Sonuçta sözleşmesindeki maddede değişmiyor Cilerme'nin. Olur olur yani, bir ayarlama olursa. Cilerme bence rotasyona fayda sağlayacaktı ama şunu biliyorum, Beşiktaş zaten başından beri bir forvet istiyor. Yani hem Burak'la rekabete girebilecek bir oyuncu istiyor, hem aynı zamanda Burak'la birlikte belki ikinci forvet oynayabilecek, hem kanat forvet kimliğine uyabilecek bir oyuncu istiyor. Tabii Ocak ayında çok kolay değil ama iyi bir oyuncu düşürebilirlerse almak isteyeceklerini düşünüyorum. O yüzden daha transfer dönemi bitmeden bu forvet işine eğileceklerini düşünüyorum. Ama öncelik tabii ki şu harcama limiti meselesinde bir gelişme olacak mı, olmayacak mı? Onları bir görelim, ondan sonra daha net olur. Hem Beşiktaş hem Fenerbahçe transferleri için geçerli bu. Sekidika Galatasaray kanadına Onyekuru eksikliğinde ne katabilir demiş Yakup. Onyekuru çok çok da uzun süre eksik olmayacak yani fiziksel olarak ama tabii şeyi de unutmayalım. Yani Mayıs ayından beri, yani Galatasaray'dan ayrıldığından beri düzenli oynamıyor. Zaten maç kondisyonu yok. Bunun üzerine bir de böyle ağır bir hastalık geçirdikten sonra kondisyonunun aynı şekilde olması mümkün değil. O yüzden Onyekuru'yu bir ay temiz bir unutmak lazım. En az bir ay. Ondan sonra da %100'üyle yer alması mümkün değil bir süre. Yani ben Mart'ın başına kadar %100 bir Onyekuru göreceğimizi düşünmüyorum. Sekidika daha bir hazır elbette. Oynayarak geliyor ama Sekidika daha henüz takımda çalışmalara başlamadı. Onun da henüz Süper Lig deneyimi yok. Takımla bir uyum sağlaması lazım ama en azından Onyekuru'nun yokluğunda daha hazır, fit bir kanat oyuncusu takviyesi olmuş olması, benzer stille, hani aynı seviye olmayabilir ama benzer stille bir oyuncu gelmiş olması çok değerli, önemli. O yüzden biraz kademesine girecek tabii Onyekuru'nun. Emirhan sormuş, Pirjović hakkında ne düşünüyorsun abi? Pirjović'te enteresan bir durum var. Daha doğrusu bir kaderin cilvesi mi diyeyim nedir? Galatasaray Geri Rodriguez'i alıyor. Geri Rodriguez'in parasıyla da PAOK bir hafta sonra Pirjović'i alıyor. Daha sonra İttihad'a satıyor 10 milyon euroya. O dönem Geri Rodriguez'in yerini aldıkları için ismi dikkatimi çekmişti. Birkaç maçını izlemişliğim var ama birkaç maç dediğim 2017 civarı. Yani yakın dönemini bilmiyorum. Gerçekten izlenecek bir şey durumda da değildi zaten, lig olarak söylüyorum. Ama teknik olarak çok beğenmiştim. Biraz daha pasa yatkın bir oyuncu. Burak'a göre daha iyi bir pasör. Santrfor'dan daha iyi servis yapabilecek bir oyuncu. Son vuruşları da fena değil. Ya Burak bence dünya çapında bir bitirici. İyi bir bitiricidir ama Burak seviyesi mi ondan emin değilim. Ama Abdullah Hoca'nın stiline biraz daha oturuyor. Daha yani çok değil, 1-1,5 sene önce 10 milyon euroya gitmiş bir adamı uygun şartlarda Beşiktaş getirebilecekse muhtemelen fiziksel olarak hazır değildir. Bir süre sabretmek lazım ama hazır olduktan sonra Burak'la gayet rekabete girebilecek kalite olarak o seviyede bir oyuncu bence. Berat sormuş, Galatasaray'a bir stoper bir 10 numara şart değil mi? Stoper şart, 10 numara emin değilim. Çünkü Galatasaray zaten şu an 4-3-3 oynuyor. Az önce de konuşmuştuk. Orta sahada çok alternatifi var. Biraz bu oyunculardan faydalanabilmesi lazım. Taylan girdi devreye. 8 numara da yakalamışsın. Lemina formda. Seri bu oyuncularla formunu arttırdı. Ömer Bayram'dan da destek alıyorsun. Hani bu yapıyı bozup bir daha 10 numara almak. Şimdi 10 numarayı taşıyacak orta saha yok ki 10 numara faydalı olsun. O yüzden çok makul gelmedi bana 10 numara tercihi.
Ama stoper kesin tabii ki. Taha Babacan sormuş. Kasımpaşa'nın yeni oyuncusu Endongala'dan beklentin nedir? Siz oğlum operasyon mu çekiyorsunuz bana? Ama güzel soru, tebrik ederim. İkiniz mi düşündünüz? Evet. Endongala bence en potansiyelli adam ya, şey olarak. Nasıl diyeyim? Gelenler oyuncu için demeyeyim de en çok heyecanlandıran adam diyeyim. Çünkü bu seviyeye bu oyuncuyu getirmek gerçekten çok değerli. Belli ki bir fırsat yakalanmış. Genk'in maçlarında hani bu sene Şampiyonlar Ligi'de geçen sene Beşiktaş'a karşı izledik. Hakikaten enteresan bir oyuncu. Çok patlayıcı, biraz forvet eğilimleri de olan bir oyuncu. Sadece şey gözüyle bakmamak lazım. Kanat forvet gibi, kanat gibi bakmamak lazım. Eğer lige uyum sağlarsa bir anda hani gözde olacak, transferde adı geçecek oyunculardan biri olabilir. Ben beğeniyorum. Ama tabii son durumu nedir, ne değildir onu bir iki maç izledikten sonra güncelleriz. Ama potansiyel olarak çok beğendim transferi. Sorularımız bitti abi. Vallahi mi ya? Yolu daha yeni yaraladık kardeşim. Ama gördüğünüz gibi, her zamanki gibi bir ayır daha alalım. Ana yolumuz, Levent Yan yolumuz. Levent Yan yolu tıkadığım iddialarına tokat gibi bir cevap yolun kendisinden geliyor. Biraz da ihmal ettik galiba, bir süredir yoktu. Son olarak şunu söyleyeyim, forma kazanan bir iki arkadaşımız dönüş yapmadı. Bir tane Malatya'dan arkadaşımız dönüş yaptı sadece. Yedek talihlilere tekrar ulaşmaya çalışacağım. Eğer ulaşamazsak aynı formaları bir daha vermek durumunda kalabiliriz. Kaybettiyseniz üzülmeyin. Karakullukçu YouTube kanalı size yeni formalar hediye etmek için arşivimden, koleksiyonumdan naçizane sıfır reklam. Tamamen kendi el emeği, göz nuru formalarımı sizlere hediye etmeyi sürdüreceğim. Takipte kalın, hoşça kalın. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın.